Vallahi yetiştiremezsen başta Seda'nın dilinden kurtulamazsın. 10 vereceğim dediydi. Versin. Gerçekten 10 verir mi sence? Tamam, vermesin. Yalnız en yüksek puanları Seda verdi. Hala memnun değilsiniz. Yani oynadı. Kendi gününde başaramadı. Sana da 10 puan verir belki. Kabul ederim. Ne olacak? Yarışma bu. Peki sen birinci olamazsan kim olmalı? Filiz olmalı. Yemeklerini o kadar beğenmiş miydin yani? Tatlı çok önemli, tatlısı başarılıydı her şeyine. Hamur kalmasına rağmen en iyi tatlı onundu. En iyi ana yemek onundu. O acı yağının tarifini isteyeceğim ondan. Filiz olsun birinci, ben olamaz. Sence Filiz haksızlığa mı uğradı? Haksızlığa uğradı. Oğuzhan'ın verdiği 4 puan çok yanlıştı. Peki Oğuzhan hakkında ne düşünüyorsun? Yani Oğuzhan Bey'in ben elinden bir kokteyl içmek isterdim normalde. Son gün ne yaptığına kadar ama... O kokteylde de ben bunun limonu az olmuş falan dersen beni mekanından attırdı muhtemelen, öyle birine benim. Aa, limonu az mıydı? Hayır, o gün yaptığı şeyden bahsetmiyorum. Çalıştığı yere gidip bir kokteyl içmek istesem, beğenmesem, desem ki bu çok ekşi olmuş, sen ne anlarsın deyip beni mekanından kovdurur gibi duruyor. Çalıştığı mekanda bu kadar sert değildir herhalde. Umarım, bakalım. Ben yine de kendisinin elinden bir kokteyl içmek isterim. Aynı şekilde Gülşah Hanım'ın sahnesine gitmek isterim, bir dinlemek isterim kendisini. Hadi ya. Öyle tabii, ben bu yarışmadan hep güzel anılarla ayrılmak istiyorum Gürbüz. Umarım bugün de güzel anılarla ayrılırım ama. Seda'nın da çalıştığı eczaneye gidip ilaç almak ister misin? Aman yok, ona gerek yok. O bizi ilaca mahkum etti zaten. Sotelenen köfteler ayrı bir tencereye alınıyor. Köftelerin üzerine bolca hazır domates püresi, biraz salça, şeker ve tuz ekleniyor. Tencereye yapışan ilk köfteler de diğerlerine katılmak üzere tekrar tavada soteleniyor. Ve nihayet lazanyaya da başladık. Lazanyamız neliydi? Mantarlı ve ıspanaklı. Oo, mantarlı ve ıspanaklı lazanya. Ispanakları da dondurulmuş almıştın değil mi? Evet, evet. Bunu daha ne kadar yüzüme vuracaksın? Neyse canım. En azından bu sayede yetiştirirsin belki yemeklerini. Allah razı olsun canım. Fırın tepsisine alınan hazır lazanyalar yumuşamaları için sıcak suda bekletiliyor. Tavada sotelenen son köfteler de diğerlerinin üzerine alınıyor. Köftelerin üzerine son olarak kimyon ve kekik serpildikten sonra pişmeye bırakılıyor. Ve nihayet tiramisu'nun kremasını da yapmaya başladık. Şimdi neler koydun bakalım? 400 gram kremamız var. Buna biraz daha ekleyeceğim. Yani toplam ne kadar krema kullanacaksın? 470 gram krema ekleyeceğim. Tiramisu'nun olmazsa olmazı mascarpone peyniri de ayrı bir kaseye alınıyor. Mascarpone'yi iyice çırpacağız şimdi mikserle. Ama bu bayağı koyu kıvamlı bir mascarpone'ymiş. Bu arada lazanyaları sıcak suya koydun ama o şekilde yapışmazlar mı? Yapışmıyorlar dışı nişastalı olduğu için. Dün denedim, bayağı 10 dakika falan bıraktım şeyin içinde, hiçbir şey olmadılar. Tiramisu'nun kreması için 2 paket mascarpone kaseye alınıyor. Vallahi bence lazanyalara baksan fena olmaz. Evet, birazcık birbirine yapışabilecek gibi duruyorlar. O yüzden şimdi şu şekilde yapıyorum. Ben bunları döküyorum. Suyunu yani. Daha lazanyaların arasına harç yapacaksın değil mi? Ve bunları fırın tepsisine şimdi ayrı ayrı koyacağım. Beşamel sos da yapacaksın herhalde. İnşallah artık. Bu arada Oğuzhan daha önce İtalyan restoranında çalışmış. Onur'un yemeklerini çok iyi yorumlayacağım demiş. Vallahi orada da henüz bir yemek yok ama. Yani olmayabilir. Bu bir yarışma. Herkesin başına aksilikler gelebilir. Ben eğer bunu yarışma sitesiyle yapmasaydım çok lezzetli olduğunu Güray dahil bir sürü arkadaşım gördü. Bu böyle bir süreç. Yapabildiğimin en iyisini ben yine de yapmaya çalışacağım. Umarım onlar da yapabildiğimin en iyisini görüp onlara göre puanlar verirler. Lazanyada kullanılacak beşamel sos için tencerede tereyağı eritiliyor. Onur Bey'in bu noktada şunu da merak ediyorum. Lazanyanın hamurunu kendisi mi açacak, ıspanağı kendisi mi kaynatacak? Bunlar çok önemli. Yani lazanyayı hazır aldıysa, hazır kullanacaksa, ıspanağı konserve kullanacaksa burada acaba değerlendirilecek ne var çok merak ediyorum. Onur Bey'in neyini değerlendirelim? Bu arada Oğuzhan lazanyayla ilgili yorum yapmış. Eğer lazanyayı ve ıspanağı hazır kullanırsa ortada değerlendirilecek bir şey olmaz demiş. Ortada değerlendirecek bir şey olsun da ilk önce onu bir şey yapsın. Ne yapayım yani artık gerçekten? Ya bu iş şeye benzemiyor. Burası bir yarışma. Bu iş yani açıp da video çekerek yemek tarifi yapmaya benzemiyor. Yapacak bir şey yok. Hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz stresliyiz. Neden senin üstüne bu kadar geliyorlar sence? Ben anlamadım zaten. Yani ben kaç gündür masada yemekten başka bir şey konuşmuyorum.
Ama benim üzerime geliyorlar sürekli. Yok şişkosun, yok böylesin. Yemekten anlamıyorsun. Ya yemekten onların birçoğundan aslında daha iyi anladığımı düşünüyorum. Burada sadece biraz yarışma stresiyle cebelleşiyorum şu anda. Siz de görüyorsunuz bunu. Herkes yaşadı. Ben kimsenin buradaki yaşadığı strese hiçbir şey demedim zaten. Hepimiz yaşayacağız dedik. Ben de şu anda yaşıyorum. Kimseyi kınamadım. Niye böyle bir şey başıma geldi bilmiyorum. Beşamel sos için azar azar eklenen un tereyağıyla kavruluyor. Kavrulan un ve tereyağına yine azar azar süt ilave edilerek lazanyanın beşamel sosu hazırlanıyor. Lazanyaya konulacak olan mantarlar ince ince doğranıyor. Bu arada menüye kiminle karar verdin? Menüye ilk başta ben bir şeyler düşündüm. Ama keşke bu kadar düşünmeseydim. Yani önümüzdeki diğer, yani geçmişteki diğer menülere baktıkça zaten benim bence çok zahmetli. O yüzden her şeyimi hazır kullanıyorum zaten. Yani ne bileyim bir lazanya rol yapmasaydım keşke. Hak etmiyordu bu masadakiler bence bu kadar zahmetli tarifleri. Şu an ne yapıyorsun? Soğan ve ıspanağı burada kavuracağım. Mantarlar da ayrı bir tavada zeytinyağıyla sotelenmeye başlıyor. Şimdi ıspanak dolgusu için soğan kavuruyorum. Bu tarafta da mantar kavuruyorum. Mantarın başka bir şeye ihtiyacı yok, içine rende mozzarella koyacağım. Ispanağı biraz lezzetlendirmek için soğan ekledim sadece. Bunlar iç dolgum olacak. Lazanyalarım hala hayattaysa şayet onları sarıp yapacağım bir şeyler. Beşamelim okey. Kıvamlı bir beşamel olacak. Bunu sonra açacağım. Kavrulan hazır soğanların üzerine bir paket dondurulmuş hazır ıspanak da ekleniyor. Dün Seda'nın eksik menüsüne kimse 1-2 puan kullanmadı. Sen eksik çıkartırsan sana verirler mi dersin? Ya zannetmiyorum. Ben kimseye karşı adaletsiz olduğumu düşünmüyorum. Verirse Oğuzhan verir. Onun da hırsını zaten anlamadım. 50 bin lirasını vereyim de tutsun yani. 50 bin lira da veremem bu arada. Şey yapmasın. Param yok o kadar. Kavrulan mantarlar soğumaya bırakılıyor. Muskatlı iki renkli mor lahana çorbasına neler koyacaksın? Soğan kavuracağım biraz. Vallahi sayende hazır doğranmış soğan yarışmamızda ilk kez kullanılıyor. Nasıl, gerçekten ilk mi ya? Evet. Bunu niye akıl edememiş ki kimse? Ben vallahi çok akıllıymışım ha. Tabii canım. Ne gerek var ayıklayıp doğramaya? Domates salçasını evde kendileri mi yapıyorlar? Alıyorlar onu da. Bunu da alabilirler. Hazır soğanların tazesiyle hiç farkı yok mu yani? Yok, kavrulmuş şey, doğranmış beyaz soğan. Bence bugün Onur Bey mutfakta çok bocalamıştır. Normalde çok panik atak biri gibi duruyor. İnşallah destek almamıştır. Tek başına da başarabileceğini düşünmüyorum ama bence bir hafta boyunca zaten bu menüye çalışmıştır diye düşünüyorum. Umarım üstesinden gelebilir ama komik anlar yaşanmıştır bence mutfakta. Ben Onur'un evde yemek yaptığını zannetmiyorum. Çünkü çok yoğun olduğunu söylüyor. Bence dışarıdan ürünlerle, paket servislerle falan doyuruyordur karnını. Yaparsa da takdir ederim bu arada ama beklentim yok. Beni bitirdi bu yarışma ya. Yarın eve gidip bütün gün Vicky'ye sarılıp koltukta yatacağım. Sıfır şaka. Başka hiçbir şey yapamayacağım yani. Bu arada ne koydun ıspanağa? Tuz ekledim, sarımsak ekledim iç dolguya. Biraz suyunu çeksin diye bekliyorum. Ya sence nerede hata yaptın da bu kadar gecikti her şey? Panik yaptım. Başka bir açıklaması yok bunun. Başka ne açıklaması oldu? Artık mantarlı lazanyaları yapsam fena olmaz. Beşamel. Ara yemek, lazanya rol hem ıspanaklı hem de mantarlı olarak iki ayrı şekilde sunulacak. Şimdi mantarlı lazanya rola neler koydun bakalım? Şimdi içine mantar ve mozzarella koydum. Beşamelle birlikte sarıyorum. Vallahi ana yemeğin pişiyor. Tatlının sadece birleştirmesi kaldı. Bunlar da olacak galiba, farkında mısın? Olacak. Mantar, beşamel sos ve rendelenmiş mozzarella peyniri lazanya dilimlerine rulo şeklinde sarılıyor. Vallahi mantar 6 tane lazanyaya yetmeyecek sanki. Yani mantar aromalı falan olsa yeter. Mantar aromalı olsa yeter. Peyniri basacağım içine mecbur. Birkaç tane daha kavurabilirdim ama... Peynirle dolguyu çok göstereceksin yani. Boşuna mozzarellalı şeyli yazmadık. Mantar. Mantarlı mı? Mantarlı. İçinde bir tane tek mantar bile görseler kabul etmek zorundalar. Görürüz. İyi de bunun mantarı çok az demezler mi? Demezler. Sen söylemezsen demezler. Sen niye masalarda çok konuşmadın bakayım? Bir konuşmama fırsat mı verildi? Ben çok seviyeli bir insanımdır. Ben başkalı birilerinin dediği gibi çirkefleşecek bir insan değilimdir. Ben her zaman masanın... Efendi çocuğu oldum. Çok istemeyerek de olsa aslında daha da kaosa girerdim ben ama. Hayatta en çok ne yapmak istiyorsun? Hedefin ne? Mutlu olmak istiyorum Gülbüz. Mesela 1 milyon takipçim olsun falan demiyor musun? Yani 1 milyon takipçi çok önemli değil. Önemli olan kaliteli takipçi. Ben de kaliteli takipçilere sahibim.
köpeğin mutlu olduğu sürece ben de mutluyum. Vicky ne yapıyor bu arada? Güray mı ilgileniyor? Güray ilgileniyor, sağ olsun, onu da haklı ödemler. Yalnız Güray da keşke gelmeseydim, köpek bakıcısı oldum diye isyan ediyormuş. Yalan, öyle bir şey demez, onun kalbi çok temiz. Mantarlı lazanya roller hazır. Nihayet ıspanaklı lazanya rolleri de yapmaya başladık. Vicky ile olan bağın çok güçlü galiba. Senin arkandan ağlamış. Evet, ağlar. Hatta şöyle, ben onun yanındayken başka birisi onun tasmasını çekerse gitmez. Yalnız beni sevdi galiba. Sever ama yine de beni arar gözü. Onur Bey'in mutfakta çok zorlanacağını düşünüyorum. Aslında bir yandan da zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü burada bunları bu şekilde yapacağını düşünmüyorum. Lazanyayı kendisinin yapması, domates sosu kendisinin yapması, bunları zaten kendisinin yapması gerekiyor. Kendisi bunları bence yapamayacak ve birçok ürünü hazır kullanacak. Hazır kullanması da zaten bu menünün çok dışına çıkacak ve ben zaten hiçbir şekilde hazır olmayan bir ürünü, yani kendisinin yapmamış ve hazır kullanmış olduğu birçok aslında yapılması gereken ürünü kesinlikle puanlamayacağım. Onur Bey sürekli buraya eşofmanla gelen birisi. O yüzden buraya sürekli eşofmanla gelen birisinin yanında tabağını, bardağını, servisini getirebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden masa konusunda da Onur Bey'den şık bir şey beklemiyorum. Bu arada Oğuzhan demiş ki Onur mutfakta çok zorlanacak ama hazır ürünler kullanırsa zorlanmaz. Ama ben hazır ürünleri puanlamayacağım demiş. Ya puanlamasınlar, ne yapayım, puanladığı halinde gördük, Filiz'e 4 verdi. Ayrıca buraya sürekli eşofmanla gelen birinin tabak ve bardağının yeteceğini zannetmiyorum demiş. Getirmek zorunda mıyım? Ben bekar bir insanım, benim evimde 6 kişilik tabak mı var? Çeyizim mi var benim? Evlenmeyi düşünmüyorum zaten bu arada. Peki annem baban sana hiç evlen falan demiyorlar mı? Hiç demiyorlar. Ne zaman mutlu olmak istersen o zaman mutlu ol diyorlar her anlamda. İçine bolca kavrulmuş ıspanak, lor peyniri ve beşamel sos yerleştirilen lazanya yaprakları rulo şeklinde kıvrılıyor. İstanbul'da tek başına yaşamak zor mu? Çok kolay. Genelde herkes zorlanıyoruz falan diyor. İsteyen her yerde mutlu olur. Annem babam Mersin'de yaşıyorlar değil mi? Evet evet, oradalar. 98'den beri oradalar onlar. Mersin çok güzel bir şehir. Çok güzel, sıcak güzel. Bunu biraz açmam lazım sütle. Lazanyaların üzerine koymak için beşamel sosun kıvamı sütle açılıyor. Yetiştiremeyeceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Her zaman bir ihtimal vardır. Ama belki de son dakikada çok gaza gelirim ve yaparım. Keşke gaza gelsem hatta artık. Bence gaza gelsen çok iyi olur çünkü son 30 dakika. Sütle kıvamı açılan beşamel sos lazanya rollerin üzerine dökülüyor. Son olarak üzerine rendelenmiş mozzarella peyniri konuluyor. Ara yemek, ıspanaklı ve mantarlı lazanya rol nihayet fırında pişmeye başladı. Muskatlı iki renkli mor lahana çorbası için mor lahana doğranıyor. Madem sen bu kadar çok İtalyan yemekleri yapmak istedin, açsaydın bir pizza, hepsini bize gösterseydin. İnce ince şöyle bir pizza, güzel kızarmış pizza, ne yerdik ya, puanını da alırdın yavrum ya. Böyle palonto ol forno, anlamadım ben, yok. Bu arada madem İtalya'da okumuş, neden pizza yapmadı demiş Filiz. Pizzayı biliyor bir tek demek ki, o yüzden olabilir. Yani İtalya'da böyle yemekler de var. Ben bu yemeği dediğim gibi bir İtalyan şefin sitesinden aldım, çorbayı. Umarım çıkarabileceğim ama yani çıkarabilirsem eğer güzel olacak gerçekten, hem sunumu hem şeyiyle, görseliyle, lezzetiyle. Çorbanın iki rengini nasıl sağlayacaksın? Biraz şey, lise bir kimya dersi gibi. Mor sebzelerde asit ekleyince pembe, baz ekleyince mavi renge dönüşüyor. Karbonat eklerseniz mavi, limon suyu eklerseniz pembe oluyor. Bir kısmını ayırıp limon suyu ekleyeceğim, iki renkli olacak. Kavrulan soğanların üzerine mor lahanalar ekleniyor. Polenta nedir bu arada? Polenta mısır unuyla yapılan, muhlamaya benzeyen tat olarak da, kıvam olarak da biraz püre kıvamında bir şey. Yan yemek, ara yemek, ana yemek. Bizim mıhlamaya benziyor öyle mi? Evet evet, biraz benziyor. Suyun içine zerdeçal ekliyorum renk versin diye. Oo, epey de koydun vallahi. Evet, çünkü İtalya'da normalde bunu mısır irmiğiyle yapıyorlar ama Türkiye'de bunu tedarik edebilmek çok zor. O rengi verebilmek için zerdeçal koyuyorum. Çırpılan mascarpone peynirinin üzerine krema eklenerek tekrar çırpılıyor. Başaracaksın galiba Onurcuğum. O koyduğun nedir? Pudra şeker ekledim mascarpone ve kremanın içine. Göz kararı eklenen pudra şekeri de diğer malzemelerle çırpılıyor. Polenta için kaynayan zerdeçallı suya göz kararı mısır unu konularak karıştırılıyor. Ya çabuk moralin bozuldu ve kendini geri çektin sanki. Halbuki ne kadar iddialı başlamıştın. Ya biraz gardımı çabuk indirdim, doğru bu. Ya tatlıya ne güzel başlamıştın aslında. Onu bile bitiremedin hala. Niye böyle oldu anlamadım. Onu yine ben çıkartacağım ya. Yani sabayon sosunu eksik yapacağım ama yine
hayal ettiğim şekilde olacak o. Polenta'da bile mozzarella var. Parmesan, mozzarella bunlar İtalyanlarda olmazsa olmaz biliyorum. Gülüyor. Püre kıvamında mısır unu ve mozzarella karışımı cam fırın tepsisine alınıyor. Polenta da aradan çıktı valla. Üzerine yine mi mozzarella? Mozzarella ekliyoruz. Bir de parmesan ekliyoruz çünkü tuz eklemedim içine. Son olarak toz parmesan da polentanın üzerine bolca serpiliyor. Ana yemekle sunulacak olan polenta nihayet fırında pişmeye başladı. O kahve makinesi ne için? Espresso çıkarıyorum. İstersen sana da birazdan ikram edebilirim biraz. Bu arada çorba ne durumda? Şu anda çorbamın artık kıvama gelmesi an meselesi. Biraz daha su ekleyip blender'dan geçireceğim onu. Tiramisu için kedi dili bardakla yuvarlak şekilde kesiliyor. İtalya'da tiramisu'yu böyle espressoyla mı yapıyorlar? Aynen, espresso ve mascarpone. Türkiye'de çok gördük yemekteyizde labneyle tiramisu yapanları. Ben hali hazırda bir çıkarabilseydim zaten daha rahat laf edecektim onları ama. Tiramisu için hazırlanan espresso şekerle tatlandırılıyor. Dağılmaması için kalıbın içine yerleştirilen bir kat kedi dili espressoyla ıslatılıyor. Üzerine mascarpone ile hazırlanan krema ve tekrar kedi dili kat kat yerleştiriliyor. Vallahi tatlıyı da bitireceksin galiba. Krema. Normalde buna üzerine bir sos daha yapacaktım ama vaktim yetmediği için bu sosu birazcık lezzetlendireceğim. Biraz daha vanilya ve süt. Zabayon nasıl bir sos? Yumurta sarısını pişirip bir sos yapacaktım benmaride. Yetişmez mi peki? Zamanım yetmeyecek maalesef ama bu haliyle de çok güzel olacağını düşünüyorum yine de. Zaten yani ayrı ayrı yazmadım şeyini. Tiramisu şefin sunumuyla. Şefimiz bugün sanırım Onur Bey. Yani başka şef var mı içeride bilmiyorum ama Onur Bey'dir diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Şef kim? Şef kim burada? Şef mi getirdi? Kendisi şef değil. Acaba kendini Danilo şef mi zannetti? Şefin sunumuyla derken buradan espressoyu alıp umarım Türk kahvesiyle karşımıza getirmez. Ara yemekte sunulacak lazanya rol nihayet pişti. Bu arada çorba için pişen mor lahana blenderla çekilip üzerine krema ve muskat ekleniyor. Başka ne koyacaksın içine? Karabiber de şurada. Karabiberini ekliyoruz. Çorba için hazırlanan karışım tekrar tencereye alınıyor. Kalan tiramisular da kat kat döşenerek hazırlanıyor. Aa, güzel olmadı mı? Harbi güzel olmadı mı ya? Vallahi güzel görünüyor ama umarım dağılmazlar.